Salata değil zaten. Bu. Salata olarak getirdik. Bakın ya. Evet, kebapların yanında genelde bu tamam, salata gelir. Evet ama bunu porsiyona dahil edersiniz. Nasıl? Porsiyona dahil edersiniz. Bunu salata diye sunulmazsınız. Ben kokusu bakın dahil etseydim bu sefer bana diyecektiniz ki bu buna bulaşmış, bu şuna bulaşmış, bu bunu kokmuş, soğan bunu etkilemiş diyecektiniz. Burada da kokacak zaten. Normal ya. Ama işte ben de normal olduğu için ayrı tabakta tercih ettim. Lütfen bu benim tercihim. Ama hayır bunu salata diye sunum olur mu? Uygun düşer mi diye soruyorum. Bence zaten uygun kebabın düşmüş. Yanında veriliyor ya zaten. Heh, ondan bahsediyorum. Evet tabii ki o konuda haklı ama yine Zuhal Hanım verseydi. Eksik gibi biraz oldu. Biraz da sulu olduğu için hani ikisinin... Benim ıspanaklı pideme eksik menüye dahil olabilir dediniz ya. Bu da eksik menüye tabii tutulur. Ben ne dedim pardon? Nasıl yani? Onu ben olmaz dedim. Aynı şey. Ben öyle bir şey demedim lütfen. Porsiyon burada kebap bak. Kebabın yanında lavaşı var. Hayır salata közlenmiş olarak... domatesi, biberi var. Bir kebabın yanında ben şahsen salata istemem. Ben kebabımı yemek isterim. Tabii. Kebap dolu dolu zaten çoğu yerde pilavı da gelir bulgurumu falan filan. Yanına soğanı da isterim. Soğanı muanı kimisi aynı pişmiş tabakta, getiriyor evet. Ben daha çok seviyorum. O ayrı tabii ama şimdi burada eksik sayılmaz. Yani ama çünkü ben öyle bir şey de demedim. Ona gerek yok diyor, ona gerek yok. Onu demek istedim. Eksik sayılır bu da demedim. Yok eksik sayılmaz ama gereksiz demeye çalıştı kesinlikle evet. Haklı. Yani ekstra bunu yazdırmana gerek yok. Yazdırmanıza gerek yok. Jest olmuş olur. Ama ben hani yine emek vermişim. Nasıl bulduk kebabı Birsel? Zuhal Hanım ben pek anlayamadım açıkçası. İçinin pembeliği gerçekten... Kuzunun etinden mi yoksa pişmediğinden mi ama tadı biraz etini sıkı olmuş kuzu eti ve kuzunun tadı çok yoğun. Bir de bir şeyde acı var. Ne var? Benim içim yandı. Biberler acı. Bunlar Antep. Biber acı değil mi? Bunlar acı ama bu yemeğe acı katmadım. Sadece bunları ortaya koydum. Yani sonradan bir acılık versin diye koydum. Keskin bir acı bu. Bir lezzet versin, bir ben güzel hani acı gelsin. Hepsine gelmez çünkü. Hepsine gelmez. Evet. Biber eklemiş o yüzden. Bana biber koydum. Biberiniz var beyefendi. Bu kendi de söylüyor zaten. İşte zaten hani sırf sadece birazcık acılık versin, lezzet versin diye koydum. Keskin bir acı. Sana geldi. Biber bende de yok zaten. Eti dediğim gibi kokuyor. Nasıl? İyi. İyi ama biraz daha yumuşamış. Ama ha. Fırın olduğu için belki. Öyle. Közde olsa daha iyi olur. Ama bunlar zaten gerçekten bu şekilde yapılıyor. Vallahi siz yapmış mısınız daha önce evet. Bilmiyorum ama bu şekilde yaptın yumuşak mı? Olması gerekiyor. Yani patlıcan yumuşak olması gerekiyor. Kebapçının muhasebecisi yok, olarak çalışmış. Yok onu da yapmışsındır sen. Yok yapmadım. Şöyle baklavacıda çalıştım ben diyor 1,5 yıl diyor. Sonra baklavacının muhasebesini tuttuğunu anlıyoruz. Ama Zuhal Hanım imalathanede altında ya hep iletişim içinde ya. Nasıl anlaşılır bu sence? Ben 1,5 yıl araba galerisinde çalıştım. Arabalarım var. Hayır yok alt katı araba galerisiymiş üst katında mesela mali müşavir. Şimdi ben görüyorum ama arabaları ya ben araba satışını anlarım dese adam biz ne mi düşüneceğiz yani? Olur mu? Baklavacıda bizzat çalıştı zannettim ben imalatta. Evet. Sumak soğan. Sumak soğan normal bir tık öldürebilirmiş. Ölmemiş mi? Tavada falan. Yapılabilirmiş ya da daha ben bunu tuzla ilk başta öldürdüm zaten evet. Aldın mı acısını? Evet kesinlikle acısı aldım. Yok. Suya da koydum hatta acısını sudan da aldım. Dedim, evet, aldım evet. Ben. Peki Azat'tayız. Zuhal Hanım ben ana yemeğini bayıldım. Beğendim. Sadece isimlendirme konusunda biraz yanlışlık olmuş, biraz talihsize uğramış. İşte Antep usulü kebap değil bu. Normal bildiğimiz fırında kebap. Söyledi Allah yani. Allah. Sonunda söyledi. Normal bildiğimiz fırında kebap. 20 dakika yanında size bunu kabul ettim. Yanındaki soğan da ekstra ona ilave. Tadını beğendin ama. Tabii ki. Lavaşı da beğendin. Lavaşı da yanında olması güzel. Sen lavaşı beğenmiş miydin Birsel? Güzel ama olsaydı ayrı yapılsaydı düz olsaydı kabarık bir tık da kalın. İnanın elimden geleni yaptım. Lavaş için aslında şöyle bir şey de olmuş da bunda kalır. Şöyle bir şey oldu Zuhal Hanım. Sofraya koyunca yumuşaktı. Sofra bezine sardığım zaman. Yumuşaklığını demiyorum hayatım. Yok yok hani beyefendi lavaş inceliğinde değil. Yok inceliğinde değil doğru bunu kabul ediyorum ama ben ilk başta beze sardığım zaman yumuşaktı herhalde siz bir daha çıkarınca kurudu evet. Bir tık daha ince olsa evet kesinlikle. Ya bazıları da ince olmuş bazıları biraz aceleden. Evet, kalın düşmüş. Evet Ezgi'deyiz. Zuhal Hanım ben Birsel Hanım'a katılıyorum. Hani bende mi sıkıntı pişmemiş gibi geliyor. Yakın içinde alabilirler mi benim? Alabilirler herhalde. Çünkü pembelik çok ondan değil mi anlıyorlar zaten. O normal pişmiş bence. Onun rengi öyle pişmiş ama. Olabilir iç pembe. Pembeliği öyle yani kesinlikle o pişmiş. Siz bakmadınız mı tadına? Dişinize hiç geldi mi? Sizinkiler. Ben zaten renginden dolayı diyorum. Pembe bile değil bakar mısınız buna? Evet Rüştü Bey'inki daha pembe zaten. Pişme sıkıntısı var bence. Koku sıkıntısı da var. Güzelinden bir 5 geliyor. Patlıcanları evet pişmiş. Ama porsiyonlama siz de söylemiştiniz. 2 tane bende, 3 tane Rüştü Bey'de. İşte bende kırmızı biber yok. Kendisinde var. Yok mu sende? Yok. Aa. Lavaşta zaten herkes söyledi. Kalın olmuş. Bende de yoktu. Bendeki evet, domatesti evet. Doğru ya evet. Bende de yoktu. Niye ben yoktu? Ben dediğim, hayır isterseniz verebilirim tadına bakar mısınız? Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Ben bir tane tek koydum acıydı. Zaten önümüze gelse yemezdiniz. Gittik Yazgül'cüğüm. Gittik restorana. Çok fazla var. Hepimiz atıyorum hadi yakın zaman yemekten domates çorbası. Geldi herkese domates çorbası. Onunki de kaşar peynir kruton var, bende yok. İsterseniz getireyim, var içeride dese garson ben olmaz. Ne derim onu? Olur mu yani? Olmaz. İsterseniz getireyim de herkese eşit evet. Vermek zorundasın. Çünkü 2 tane normalde az. Tabii, tabii. 3'er tane varsa demek ki 3 tane olması daha doğru ki daha fazla evet. 3'er tane. Restoranlarda ayrı şiş et konulur yani tabii. Genelde. Evet. Tabii yani 3 tane getirince oldu ama onu baştan getireceksin. Aynen. Hep söylediğimiz şey o zaten. Yani lavaşı zaten herkes sizin söyledi. 2 tane, benim 2 tane, Zuhal Hanım'ın 2 tane. Üçümüzün de 2'şer tane. Senin de mi 2? 2 tane patlıcandı. Hmm. Ama benim falan geldi. Aynen orada acele ettim biraz ben dikkat ama gerçekten tadı tuzu yerinde. Yani lütfen bunu bakın yani. Lütfen. Antep usulü patlıcan kebabını fırında yapmış. Keşke bunu belirtseydi ya da Antep usulü demeseydi. Antep'e özel, yöresel bir yemeğin fırında yapılması açıkçası beni şaşırttı. Halbuki burada mangal ve ekipmanları varken bunu talep etmemesi, kolaya kaçması aslında onun dezavantajı oldu. Farkında değil ama yine de beğendim sayılır. Ana yemeği de Antep usulü patlıcanlı kebap demiş. Bence Antep usulü demeseydi de patlıcanlı kebap deseydi, patlıcanlı kebap diye menüye girseydi daha iyi olacaktı. Biz de bu kadar onu eleştirmezdik. Antep usulü patlıcan kebabı kesinlikle mangalda olmalıydı. Kebap dediğimiz zaman ve ana yemeğinde başka ürün olmadığı için ben kesinlikle mangal bekledim. El açması lavaş zaten gözlemenin hamuruyla aynıydı. Kalın bir lavaşın içerisinde kebabı yiyemedim açıkçası. Olmamıştı. Antep usulü patlıcan kebabını keşke mangalda yapsaydı da yok içi çiğ. Pişmemiş patlıcanlar biraz daha pişebilirdi vesaire gibi yorumlar dönmeseydi bence fırında yapmamalıydı. Mangalda yapmasını beklerdim. Zaten kendi de itiraf etti uğraşmamak için olduğunu. Allah'ım kıskandılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Nereden vuracaklarını bilemediler. Bu şekilde geliyorlar. Yani bu hani özensizlik olduğunu gösteriyor bende. Yoksa lezzet konusunda bir şey yorum yapmıyorum şu an ama. Ezgi Hanım zamanla yarışıyoruz ya. Ben bazen... de yarıştım ya zamanla. Eksiklerimi tolere etseydiniz o zaman. O yüzden olmamıştı sizinki zaten. Bir kaşığı tolere etseydiniz keşke o zaman. Zamanımızda keşke hiç etmeseydim daha fazla kırsaydım da 4 verseydim size. Hakkınız da oydu yani. Hakkım o muydu? Ama ben adaletli olduğum için bu kadar zahmete dedim hani. Ama sizin böyle şey yapar, adaletten bahsediyoruz, böyle birbirinize düşersiniz işte. Ben ilk günde gayet. Bunu azaltmayı söylemesin. Birbirinize düşersiniz işte böyle. Beni adaletsiz buldunuz. Avukatlığını mı yapsaydık? Beni adaletsiz buldunuz, ikiniz de birbirinize puan verdiniz, birbirinize beğendiniz. Ben adaletsiz demedim ki size. Kendi günlerini oynadıkları için öyle oldu onlar. Ben size adaletsiz demedim ki. Azat Zek'ten 4 kişi. Yiyin birbirinizi diyor. İnan ki içim rahat oldu gerçekten. Demek ki siz bana daha fazla verecektiniz. Yok bak sana güzel puan verirdim. Senin yemeğin yok yemeğin güzel olduğu için sana puan verirdim. Tamam. Onun yemeği de güzel olmadığı için ben de o puanı bir burada benim haksız olan. Haksız olan ne? Ben ona hayır diyorum. Gizem Hanım bana diyor ki sen, Ezgi Hanım bana diyor ki sen puanlamada bana haksızlık yaptın. Beğendiniz bana ama bak şöyle bir hata yaptın. Vermediniz. Beğendim dedin. Evet. Düşük verdin. Ben beğenmedim dedim 6 verdim. Orada bir hata oluştu. Ben beğendim demedim. Ben sadece yemekten. 3. gün artık kabul edin. Ben haksızlık yaptım. Bak haksızlığımı yani söylemde ben haksızlık yaptım. Söylemde beğenmedim diyecektim. Oldu. Yani hani beğenmedim mi diyecektim? Bak beğenmedim. Siz beğendiğiniz halde beğenmedim mi diyorsunuz ya da beğenmediğinizde beğendim mi diyorsunuz? Öyle bir şey değil. Biz sizin güvenilirliğinizde nasıl inanacağız?